Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuru hellezine amenu işte'inu bin ve la tegulu limen yuqtelennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve neqsim minel emval ve neqsim minel emvali vel ne okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle durmak için burada sınır boylarında görev yaparken içimizdeki hainler tarafından alçakça şehit edilen aziz şehitlerimizin ruhlarını hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Emniyet kuvvetlerimizi karada, havada, denizde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Onlara musallat olan düşmanları, hainleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Şu ezan ülkesinde minarelerin gölgesinde, şanlı bayrağımızın altında, şehit kanlarıyla kutsanmış bu güzel topraklarımızda konuşmalarını yapmak üzere Sayın İlemiye bugün 2019 senesinde 4. seneyi devriyesinde onları yad etmek ve anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Bu coğrafyanın sahibi olduğumuz sürece ülkemiz üzerinde emelleri bulunan kendilerini üstün güç zanneden şahısların bizim üzerimizde planları ve emelleri hiç bitmeyecek. Ancak biz bu şehit kardeşlerimizin nezdinde tüm şehitlerimize layık olarak vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır düsturu ile işimizi en iyi yaparak onlara layık olacağız. Biz bunu çok iyi biliyoruz ki bunların oyunları bitmeyecek ama biz de onlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz ve onların emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu kahraman 14 vatan aşığı kardeşimiz nasıl göğsünü siper etmişse bizim burada toplanan özel harekatçımızdan jandarma özel harekatımıza bekçi personelimize kadar tüm personelimizle, güvenlik güçleri olarak, güvenlik korucularımızla kendimizi can siperhane edeceğiz ve bu hainlere de üzerimizde emeli olanlara da asla fırsat vermeyeceğiz. Bugün 4 yıl önce Sayın İl Emniyet Müdürümüzün de ifade ettiği gibi bu noktada kahpece bir saldırı tonlarca patlayıcıyla tuzaklanması neticesinde yapılan bir pusu kahpece saldırı neticesi 13 evladımızı burada yine bir evladımızı Karakoyunlu'da şehit vermiştik. Bu şehit olan başkomiserimiz ve onun emrindeki mesai arkadaşları, silah arkadaşları nereye gidiyorlardı? Biliyorsunuz değil mi? Buradan dil ucu gümrük kapısına gidip oradan vatandaşlarımıza hizmet etmek, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak ve bu aziz millete, bu aziz vatana hizmet etmekti tek dertleri. Onlar tam da bu noktada şehadet şerbetini içtiler. Ama biz şunu biliyoruz ki öylesine güzel bir vatanda yaşıyor isek, cennet vatanda yaşıyor isek merhum Mehmet Akif'in milli şairimizin ifade ettiği gibi bunun neticesine de katlanmak durumundayız. Şehitler de vermek durumundayız. Gazilerimizin de olması kaçınılmaz. Çünkü biz 1000 yıldır bu coğrafyada bu aziz vatanı
Şehitlerimizi aziz kanlarıyla sulayarak vatan toprağı haline getirdik. Aziz şehitlerimiz için ne diyor merhum Mehmet Akif? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda diyor. Ama canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda diyor. Etmesin tek vatanımdan beri dünyada cüda. Demek ki bu aziz vatan, bu cennet vatan candan da canandan da daha kıymetli. Ne diyor annelerimiz bizi askere uğurlarken? Yürü oğlum yürü diyor. Git oğlum git. Yaş gazi ol ya şehit diyor. Ve askere gönderirken evlatlarına kına yakarak gönderiyor bu millet. Vatana kurban olsun diye. Onun için şehitlik ve gazilik mefhumunun müessesesinin olduğu bu peygamber ocağının evlatları her zaman bu aziz vatana kanları, canları pahasına sahip çıkmayı bileceklerdir. Çünkü şehadet bizde en yüce makamdır, en yüce mevkidir. Ve onlar Peygamber Efendimizin komşularıdır. Ne mutlu onlara. Allah-u Teala onlara en büyük makamı, en büyük mevkiyi vermiş. Ve onları cennetle müjdelemiş. İnşallah bizlerden razıdırlar. Biz onlara değil, onlar bize haklarını helal etsin. Bizim ne hakkımız var ki onların üzerinde? Onların bizim üzerimizde hakkı hukuku var. Allah onlardan inşallah bizleri razı eylesin. Mekanları cennet olsun. İşte tam da bu noktada 4 yıl önce yaşanan bu elim hadise, bu kahpece saldırı inşallah hiç unutulmasın. Çünkü aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz diridirler. Ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz diridirler. Dinimiz böyle buyuruyor. Onlar diridirler fakat siz bunu bilemezsiniz diyor yüce dinimiz. Ama ne zaman ki biz onları unutursak işte kahramanlar o zaman ölürler. Onları lütfen unutmayalım. Her yıl dönümünde inşallah bu geleneği sürdürelim. Bu arkamızdaki Ağrı Dağı şahit olsun ki onların intikamı kanı yerde kalmayacak. Tıpkı birkaç gün önce Mardin'de şehit verdiğimiz Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansula gibi daha naaşları toprakla buluşmadan inşallah meslektaşları, silah arkadaşları, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, kahraman emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı mensuplarımız onların intikamını alacaklar. Aldılar da nitekim. Bizim de bu yeminimize bu arkamızdaki Ağrı Dağı şahit olsun. Komşumuz 3 tane ülke şahit olsun ki biz 1000 yıldır bu coğrafyadayız, bu topraklardayız. Hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Ya bu al sancağın altında ya bu kara toprağın altındadır. Arkadaşlar bizim yerimiz. Biz buradayız. Ev sahibiyiz. Misafir gelirler. Misafirlerin başımızın tacıdır. Ama misafirliklerini bilsinler. Biz burada ebediyete kadar aziz milletimizle al sancağımızın altında ki ezanı Muhammed'i okunuyor. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor merhum milli şairimiz. İnşallah bu ezanların altında, bu al sancağın altında bu millet ebediyen inşallah bu topraklarda var olacak. Ben de bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin banisi, bütün devlet büyüklerimizi, bütün şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve bugün aşura olması münasebetiyle 10 Muharrem'de aramızda hepsine ben buradan tek tek saygılarımızı, minnetlerimizi ve dualarımızı gönderiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepinizi buraya kadar teşrif ettiğiniz için şehitlerimiz adına, emniyet teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ruhları şad olsun inşallah. Hazır. Çelen. Hop. Ruhuna binleri. Marş. Ulan. Çak.
Durun arkadaşlar, yaklaşın. Birer kan alsın herkes. Bu yuvarlak.